tanesi dökülüyor farklı. Arkamızda gördüğümüz yapı bir deniz hamamı. Aslında derya hamamı ve boğaz hamamı da deniyor. Bunlar aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde, yani 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış yapılar. Osmanlı döneminde böyle insanların çıplak bir şekilde havuza ya da denize girmesi hoş karşılanmayan bir durumdu. Bundan dolayı Osmanlı buna bir çözüm bulmak amacıyla bunları geliştirdi. Bunlara da deniz hamamı dendi. Bunlar insanların rahat bir şekilde ortasında yüzebileceği yapılardı. Çünkü etrafı kapalıydı ve içi gözükmüyordu. Böylelikle insanlar rahat bir şekilde denizde vakit geçirebiliyorlardı. Bunların mimarisinden bahsedelim. Bunlar ilk başta denize kazıklar çakılıyor ve etrafı ahşapla örülerek ortada bir havuz oluşturuyor. Bazıları çok büyük oluyordu. Bunlar genelde umumi havuzlardı. Bunlara nasıl giriniyordu? Erkekler genelde diz artı şortlarla giriyordu. Kadınlar da bel hizalarından diz kapaklarına uzanacak bir kıyafetle giriyorlardı. Ve böylelikle vakit geçiriyorlardı. Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk başında plajlar açılmaya başlandı. Plajlardan dolayı artık insanlar deniz hamamlarına pek rağbet göstermiyorlardı. Ve böylelikle yavaş yavaş bu kültür kayboldu. Yani Osmanlı döneminde 100'e yakın deniz hamamı vardı. Maalesef onlardan sadece günümüze 2-3 tane ulaşmış durumda. Onlardan birisi de hemen arkamızda bulunmakta. Maalesef bu deniz hamamı çok kötü ve bakımsız durumda. Ya bunu o eski günleri hatırlatır şekilde restore edilmesi gerekiyor. Ve insanların kullanımı açılması lazım. Evet. Bu deniz hamamları ortalama tarihi bilinmiyor. Ama Osmanlı'nın yani 19. yüzyılın başı ya da sonu olabilir. Çünkü buna ait özel bir tarihi bilgiler yok bu hamamlarla ilgili. Tabii hemen burada Rus konsolosluğunun bir yazlık köşkü var, ona ait. Tabii bunlar eskiden boğazın simgeleriydi. Günümüzde de bakımda olması insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar geçerken yani buna tepki gösteriyorlar. Bu eski günleri hem bu arsa da çok değerli bir arsa. Tabii denizde olduğu için nasıl desem herhangi bir kuruma ait değil şu anda. Boş bir şekilde duruyor. Yani Kültür Bakanlığı'nın, İBB'nin ortak çalışmasıyla, ayrıca konsolosluğun üçünün bir ortak çalışmasıyla bu hayata yeniden geri kazandırabilir. Evet, şu anda denizde duran bir gece konduyu andırıyor. Tabii etrafı ilk günkü gibi değil. Eskiden ahşapla kaplıydı ama çok değişmiş yapı maalesef. Ya zaten beton eklentiler falan da var. Bu eski, o ahşap haliyle geri kazandırması gerekiyor. Yani ben doğma büyüme buralıyım. Bildiğim, yani doğduğumdan beri bu burada var. Ben bildiğim bileli burası Rus sefaretine aittir. Burada Ruslar yüzüyorlardı yani. Nasıl olmuştur ilk gördüğünüzden? Kendimi bildim bileli derken yaş olarak söyleyeyim. 9 yaşından beri. Şu anda benim yaşım 58. Bir ara tadilat yaptılar. Ondan sonra çöktü ön tarafı. Öyle bıraktılar. Zaten pek gelmiyorlar artık buralara. Hangi görüntüsü nasıl sizce? Kötü. Bakımsız şekil olarak yani ön tarafı zaten çökmüş. Ya tamamen kaldırılması lazım ya da yeniden restore edilecek, düzgün bir şekilde gözükecek burada yani. Bence restore edilmeli. Kaldırılmasın ama restore edilsin. Çünkü tarihten bir yer.